evcil korumalardaki ses bayağı fazlaymış. Şu an kurtulduk ondan. Şimdi Beren Atik Yaylası'na doğru gidiyorum. İlk defa gideceğim bir yer. Umarım kazasız belasız, sıkıntısız bir yolculuğumuz olur. Bu kamyonlardan nedir bizim çektiğimiz ya? Radar mı var orada? Radar var diyor. Sağa geçelim. Burada hız limitimiz bizim 70 olması lazım. Ne olur ne olmaz. Yavaş gidelim. Daha önce 80'den bu yolda çünkü ceza yedim. O 3000 liranın acısını daha unutmadık yani. Motosikletler için hız limitlerinin değiştirilmesi lazım ya. Daha hızlı olmasına gerek yok. Arabalar da aynı seviyeye getir ya. Çok mu zor? Bunun da arkasında gitmek istemiyorum. Nerede bu şey ya? Radar. Nereye koydunuz abi radarı? Tabelayı koyup radar koymayı mı unuttunuz? Ne yaptınız? Ya da radarı koydunuz, tabelayı orada unuttunuz herhalde. Aha, polis arabası. Aha, radar. Gezici radar bir de. Bu arada arkadaşlar, bu aksiyon kamerasıyla biliyorsunuz bu DJI Osmo Aksiyon 3 Adventure modeli su altında dalış da yaptım. Çekimlerimi zaten görmüşsünüzdür. Su altında yaklaşık 5-6 metreye kadar indim. Aha. Beklenen an geldi. Neyse, hız limitini aşmadığımız için kimse bizi durdurmuyor. Şurada sağa yanaşalım, ışıklarda sağda duralım. Şöyle. Kamerayı anlatıyordum. Kamera arabaya koyduğumda ön cama doğru çok ısınıyor. Dışarıda normal elle çekim yaptığımda da çok ısınıyor. Acayip derecede ısınıyor. Uyarı veriyor yani. Çok ısındı, kamerayı kapatın diye. Onun dışında motorda giderken hiç problem yaşamadım şimdiye kadar ısınmasıyla ilgili. Dalışta da bir problem yaşamadım. Çok şükür. Sağ sinyal veriyorum da dayı. Dalışta da şöyle servisini aradım. Servisi bana dedi ki, daha doğrusu ben onlara şeyi sordum. Ben bununla kaç metreye maksimum dalış yapabilirim kılıfsız. Waterproof olmadan yani.
Kitapçıkta 16 metre yazıyordu kullanma kılavuzunda. Adamların bana tavsiyesi 14 metre. 14 metreye kadar bir sıkıntı olmaz dedi. Eğer olursa da biz ürünün arkasındayız dediler. Ben de onların sözüne güvenerek dalış yaptım açıkçası. Çok şükür de bir problem yaşamadım. Hala sağlıklı bir şekilde kullanıyorum kamerayı. Bu arada şöyle bir uyarıları oldu. Kamerayı dedi suya soktuğunuzda batarya girişinin ve USB demişim, Type-C girişinin kapalı olduğundan emin olun dedi. Bazen dedi ondan ufacık bir açıklık bile olsa dedi, o etkiler çünkü. Onlardan emin olduğum şekilde dalış gerçekleştirdim. Videolarımı belki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. 5-6 metreye dalış yaptım. Daha aşağı inmedim. Gayet güzel çekimler oldu. Sadece dalıştan çıktıktan sonra kamerayı tuzlu sudan çıktığım için normal suyla, temiz suyla yıkayıp üstündeki tuzunu atmam gerekiyor. Çünkü o zaman onu yapmazsam tuşlarında problem oluyormuş. Bilginize. Şu an bu virajı alırken biraz dikkatli davranmak istedim. Arkamdaki araçlara da bakıyorum bir yandan. Bu gidonu da alışkanlıkla çok sıkıyorum. Bu da kullanımımı bayağı etkiliyor. Şu alışkanlığımdan bir türlü kurtulamadım. Aklıma geldikçe kollarımı, ellerimi gevşetiyorum ama kameranın durumu bu şekilde arkadaşlar. Yani şu ana kadar bir problem yaşamadım çok şükür. Memnunum. Waterproof almadım. Yani su altı kılıfı almadım. Böyle daha derin dalışlar yaparsam o zaman almayı düşünebilirim. Şu an öyle bir şeyim yok. Zaten Ağustos ayındayız. Daha doğrusu Ağustos'u bitirdik. Bugün bir öydü. Kışa girmeye başladık. Şu anda öyle bir dalış şeyim olmayacağı için bu sene artık almama gerek yok. Belki kışın alırım, daha ucuzlamış olur. Selene çıktık. Daha doğrusu hala çıkıyoruz. Ciddi bir rüzgar var. Karşıda bulutlar gayet güzel. Bakalım, 21 dakika 16 kilometre kaldı diyor. Kestiğim anda rüzgar o kadar şiddetli ki fren yapmama gerek bile kalmıyor. Motor kendi kendine duracak seviyeye kadar geliyor.
an yükseklik sanırım 730 metre falan olması lazım. Buranın rakımı 730 metre gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam kulaklarımda böyle basıncı hissetmeye başladım. Sağa dönün. Dönelim bakalım sağa buradan. Işığa girmeyeyim diye mi acaba yaptı böyle? At at, bütün çöpünü yere at, şerefsiz. Yani buradan emniyetimize çağrı yapayım. Bir WhatsApp hattı kursunlar da bu kamera kayıtlarıyla çektiğimiz şeyleri kendilerine gönderip kural ihlali yapan vatandaşların ceza yemesini sağlayabiliriz. Hava soğudu yalnız. Kara bulutlar da var. Hadi gidiyoruz bakalım. Aşağıda bunalanlar için söylüyorum. Antakya'da bunalanlar buraya gelebilir yani. Acayip bir soğuk var. Kaskın camı şu an vizör buhu yapıyor soğuktan. İnanılmaz bir soğuk. Yerlerde hafif nemli, ıslak çünkü burada bulutların arasındayız şu anda. Gördüğünüz gibi bulutların gerçekten bulutların arasındayız. Burnum akmaya başladı. Wow! Gerçekten müthiş. Şurası 1 dakika diyor radara. Yani geldim. Arkadaşlara bir kafa selamı. Vay, hiçbir şey görünmüyor. Kahveyi burada içmek vardı işte. Nereye gidiyor ki burası? Buradan bir yerden dönsem iyi olacak çünkü nereye gittiğimi bilmiyorum. Zaten hedefimi geçtim. Radar geride kaldı. Bir açıklık bulsam aslında şöyle aşağıya bakabileceğim. Güzel olacak ama. Hava açıldı mı? Bu tarz yokuşlarda dönerken arkadaşlar, dönüşü tam yapıp
dönemezseniz çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Motoru geriye çekemezsiniz çünkü. O yüzden yarıya kadar alıp motoru yarıdan sonra geriye çekip ondan sonra dönüş tamamlayabilirsiniz. Aksi takdirde motoru tam döndürürseniz, eğer dönüşü tamamlayamazsanız geri çekmeniz yukarı doğru zor. Hele de ağır bir motorsa benimki gibi. Ondan sonra ayaklığı alıp ayaklıkta çevirmek zorunda kalırsınız. Yani onun da yöntemi tabii ki var. Ama dediğim gibi çok zorlanırsınız. Bu yolun sonu nereye gidiyor hiç bakmayacağım. Haritadan bakıp bulabilirim. Amacım buraya gelmekti. Bu görüntüyü görmekti. Gördüm. Şimdi ileride insanların durduğu yerler vardı. Orada bir yerde ben de durup biraz etrafı seyredip fotoğraf çekip ondan sonra tekrar aşağı ineceğim. Ama şu an çok yanlış yaptığım bir şeyin farkındayım. Buraya kahvemi getirip burada kahvemi içebilirmişim. Artık bir dahakine. Selamun aleyküm. Dayı, bu yolun sonu nereye çıkıyor? Bu yolun sonu en son bitiyor, radarda bitiyor. Yani şey yok, devamı yok. Yok, devamı yok. Ha, tamam. Gitmedim de merak ettim, sorayım dedim. Yok, en son zirveye kadar çıkıyor, ondan sonra yol bitiyor, tekrar dönüşüyor. Tamam, teşekkürler, ben sağ ol. Geleyim zaten. Sağ olasın. Yolun sonunu da öğrenmiş olduk. Bir şey yokmuş. Radar askeri üst orası. Orayla da işimiz yok. Ne işim var burada deyip çekip vurmasınlar sonra bizi. Demek ki kışın kar yağdığında millet buraya geliyor. Şurada bir yerde durup etrafı biraz gezeyim. Burada düşmez inşallah. Kontrolümüz yok. Düşmüyor, tamam. Çok da uzaklaşmayacağım çünkü motoru kilitlemedim. Gerçi insanlar var diye çok şey yapmadım ama. Burası böyle gidiyor. Ben biraz daha yürüyeceğim ama videoyu kapatıp yürüyeceğim. Çünkü bir elimde bu varken böyle çok da şey yapamıyorum. Etrafıma dikkat kesilemiyorum. Videoya odaklandığım için. Burası da böyle bir yer.
oturuyor. Polar battaniye. Bu yol nereye gidiyor acaba? Böyle bir hata yapsam mı? Vallahi bu lastiklerden böyle bir hata yapılmaz. Cross olmak lazım bunun için. Ya da dişli lastik kullanmak lazım. Gireriz, girip de çıkamayız. Hiç böyle risklere gerek yok. Evet, eğlenceli görünüyor ama tek başımayım. Oraya girersem bu motorla, bir de çıkamazsam o eğlence olur işkence. İki kişi, üç kişi olsam o zaman olur. Yani yardım edecek, destekleyecek birileri oldu mu?